Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Türk erkekleri soracağım. Neden onlar Türk kızları evlenmedi ama Endonezya kızları evlendi? Sormadan önce bizim kanalımıza lütfen abone olun, destek verin. Bunun gibi daha çok video yapalım, tamam mı? Hadi başlayayım. Şu anda evimizde benim gibi Endonezya'dan evli iki tane kayınço var. Onlar da Endonezya'dan evlendiler. Pardon, bacanak ya. Ne bacanak olmuyor mu? Bacanak oluyor. Bacanak. İsim neydi hocam? İsmim Yunus. Sen neydi hocam? Sedat benim ismim. Sedat. Bursa'da yaşıyorlar hocam. Evet. Giresun'dayım ben. Ben Bursalıyım ya. Burada doğdum. Bursa. Ama Amerika'da yaşadın değil mi? 10 yıl Amerika'da yaşadım. Sizi de izlemiyordum inşallah. Seninki çok da hocam. Aslı Türksün. Türkiye'de doğmuşsun. Amerika'da yaşamışsın, Endonezya'da yaşamışsın. Evet. İlginç. İlginç. Kader diyoruz yani ona. Evet, kesinlikle. Nasip ya, bu işler nasip yani. Peki ben bir şey soracağım yani. Sor. Merak ettiler. Hı. Niye sizler Endonezya kız evleniyorsunuz? Niye Türk kızıyla evlenmediniz? Ya şimdi kendi açımdan ben 25 yaşında gittim şeye, Amerika'ya. Ha, burada olsaydım muhtemelen Türk kızıyla evlenirim. Nereden? Öyle bir şeyim yoktu benim. Hmm. Hani ben Endonezya'da evliyim ya da Asya'da evliyim falan yok. Yani yok. Öyle hani benim çok planlamış olduğum bir şey değil. Ama işte nasip öyle oldu yani. Amerika'da kaldık işte derken oraya doğru gitti ama güzel ya. Güzel oldu. Aslında Türkiye'den biriyle nişanlıydım evlenmeden önce de. Oo, öyle mi? Bir tane Türk kızla nişanlıydım. Bu baktım beş... hocam trip atıyor ha. Tribünden ziyade sonra bir şeyler oldu, ayrıldık. Aradan işte bir 3-4 ay geçti. Sonra ben mesleki anlamda işte kendimi geliştirmeye karar verdim. Hmm. Hem mali müşavirlik sınavını kazanmaya hem de işte İngilizce öğrenmeye karar verdim. O ara işte İngilizce sevdasına düştüğümüzde Interpol üzerinden tanıştık. Interpol dedim. Bu arada bacanaklar da çok iyi İngilizce biliyor arkadaşlar. İşte. Evet evet. O yüzden uluslararası bir evlilik gerçekleşmiş. Ondan sonra hem eşim sayesinde İngilizce öğrenmiş olduk. O arada İngilizce öğrenirken de işte 3 yıl sonra, 3. yıl sonunda evlenmeye karar verdik yani. Ha, önceki arkadaş gibi. Tabii bir yıl arkadaş olarak, bir yıl hatta 1,5 yıl falan arkadaş olarak. Bir yıl arkadaş, bir yıl sevgili, bir yıl nişanlı. Her yıl tanış. Bayağı uzun süreli bir tanışma olmuş. Yani. Uzun sürmüş ya. Bayağı. Sizin ne kadar sürdü Enes? Bizim bir sene falan sürdü ya. Kafamda evlenmek de yoktu mesela. Ben gezmeye diye gittim ama nasip meselesi. Nasip meselesi. Evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Benim hayalim gezmek diyordu. Ama ben ne zaman üniversitedeyken hatırlıyorum. O ara böyle daha yeni yeni dalış topluluğuna başladım böyle. Sualtı dalışları falan yapıyorum. Sonra hani Endonezya'ya baktım ya dedim 17 bin adası var tropikal ya bu suların altı ne kadar güzel bir şey böyle resipler falan filan. Evet. Sonra inşallah Endonezyalı biriyle evlenirim. Ama onun için çabada bulunmadı. Ya o böyle dua ettim geçti gitti sonra. Aradan gelmiş. Yıllar geçti. Evet. Endonezya'ya gezmeye gittim. Ondan sonra bir baktım nasıl oldu yani. O zaman sizler daha önce you don't have any imagine to marry Indonesian woman, right? Like, what should I say? Surprise you be. Not really surprise. What do you mean? Expectation yeah, never expectation. Never expect. Yeah. Evlenmeye iten ne oldu mesela? Ne böyle uyumlu biri olması mı yoksa ya, ne bileyim? Neyi cezbetti? Ya yoksa mesela aman illa birine evleneceğiz. Evlenmiş. Yani sonuçta o da bazı testlerden geçti. Mesela sabır testi, bilmem ne testi oradayken telefondan da olsa yani teste tabi tutuldu yani oradan. Bakalım tepkisi ne olacak? Bırakacak mı? Bırakmayacak mı? Ya herkes ona göre... yapmış herhalde onu. Tabii canım tabii. Yoksa hani şimdi ben şimdi Türkiye'ye gelecek, evlenecek ne olur ne olmaz. Yani onu bir denemek lazım, şey yapmak lazım. Senin ne kadar sürdüydü hocam? Evlenmeden önce konuşma. 2016'dan beri konuşuyorduk ya. Ne olmuş ya? O en kısa sürede ben evlenmiş. 4 yıl boğaz sürmüş. 3 yıl boğaz sonunda evlendik. Ya şimdi tabii ya her insan şeydi yani bugün Türk'le evlenen de problem tabii yaşıyor. Tabii. Amerika'da evlenen de problem ya, yaşıyor. Ya 9 yıl nişanlık dönemi geçirmiş sonra ayrı insanlara da duydum. Muhakkak. Yani. Bizim nasibimizde eşim varmış. Ya ben mutluyum. Başka sorun olur, başka şey olur onu bilemeyiz. Allah bilir de. Ama tabii şu anda yani güzel yani bir sıkıntım yok. Allah mutluluğunuzu dair etsin. Onlar için problemler olur, olacaktır. Bizim de yaşadığımız problemler oluyor mesela. Ama işte o aşamayı böyle sabırlı bir şekilde geçmek önemli. Aynen. Her şey güllük gülistanlıkken zaten sabrın bir önemi yok. Ben orada kaldım 3,5 ay. Yani onlar hep sabır gösterdiler bana. Belki benim davranışlarım ters geldi. Bazen yemeklerini yemedim.
Evet. Mesela yani kendi istediğim gibi davrandım, belki onlara öyle geldi, belki saygısızca geldi. Onlar mesela çok saygı gösteriyor yaşlılarına falan. Önünden geçerken eğilerek geçiyorlar falan. Bizde öyle bir şey yok yani. Ha, evet, bizde öyle. Ya onun açısından kolay değil. Hiç tanımadığı, bilmediği insanlara kız vermek. Yani tabii şimdi ki. Benim de kızım var, düşünüyorsun. Evet. Hakikaten canından can kopuyor. Yani tanımıyorsun, evet. Kaç tabii kilometre uzaklığa veriyorsun. Tabii hani ben ki. Bunları burada görüyorum. Hepsi yani canım ciğerim evet. gibi görüyorum. Yani evet. Kim olursa olsun. Evet. Hani kendi kızım gibi. Aynen. Geldi, ilk eve geldi. Annem de sulu göz biraz. Evet. Hemen başlar yastarlar kızı. Ya dur ya, ne oldu bir dur. Anne diyorum, neye ağlıyorsun? Ağlamaya başladı. Direkt anne tarafından mı şimdi doğru? Aynen. Hemen ağlamaya falan başladı. Şimdi ben ilk başta İngilizce hiç bilmiyordum ya. Tamamen Türkiye'de işte üniversite mezunu gençler gibi düşün ya. Ya o zaman hiç bilmiyorsun ya. Hiç bilmiyorum ya. Türkiye'de üniversite mezunu. Şimdi karar vermişim. İlk başta işte sadece birkaç kelime konuşuyorsun. Sürekli çeviri kullanıyoruz. Ve ben çalıştığım için yani akşam ondan sonra müsait oluyorum konuşmak için. Şimdi eşim de oranın saatine göre gece yarısı işte sırf benim için, benimle konuşmak için kalkıyordu. Ve bunu sürekli yani bir yıl boyunca hiç aksatmadım. 1,5 yıl var yani o tanışma döneminde bir yıl boyunca hiç aksatmadı. Her gece benim için yani uykusunu böldü, kalktı. Yani düşündüm ya yani Türkiye'de hangi bir insan bana böyle bir fedakarlık gösterir? Benim daha önceden bunların dilinde seni seviyorum demenin olduğunu biliyordum ben. Bir gün öyle onlara söyledim böyle şey olarak. Yani tepkisini ölçmek için söyledim. O da çok ciddi misin falan dedi, ondan sonra başladı işte yani şey. Ben direkt ciddiyim dedim. Ya yani şu anlık dönemimizde de 3 yıl boyunca olsun. Yani hiç aksatmadım. Ailesi ilk başta biraz karşı çıktı. Sonuçta uzak yere kız veriyordu. Ondan ya sonra... iyi de bak mesela yeni evlenecek birçok kişi bana mesela yazıyor. Birçok kişi mesela Instagram'da iletişime geçiyor. Ya ailesi nasıl bakıyor, nasıl izin veriyor, bizimki şüpheli falan diye şey yapıyorlar. Yani abi kolay bir şey değil ki. Kızın daha bilmediğin bir adamı tepki ülkeye veriyorsun yani. Abi kesin evlenebilir miyim? Gidip de evlenemezsen ne olacak falan. Herkesin kafasında bu işaret var ama. Ya oraya gitmediği zaman da yani aile kusura bakma razı gelemez yani. Nasıl ben her zaman konuşuyordum yani oradayken de internetten. Annesiyle, babasıyla, abisi, ablası, herkese tanıyorlardı yani beni zaten ben oraya gitmeden. O çok önemli yani. Ya Türkiye'de bile mesela kırmızı çizgisi olan birçok aile var. Hani diyor ki hani şehrimden dışarı vermem diyor mesela. Yani. Var. Eskiden köyden dışarı verilmiyordu kız. Evet. Değil tabii, mi? Tabii. Aa ne kadar öteki köyle evlenmişsin ya sen. Hayırdır evet. falan diyorlardı yani eskiden. Evet. Indonesia kızları evlendiniz ya. What do you like about Indonesia? Şu an son dakika. Mahallede çalışma çıktı arkadaşlar. Endonezya'nın bağımsızlığını kutluyoruz. Firework. Ay maşallah. Abi ne ya? Ya ilk defa gelen bu kadar yakın ilk defa. Evet ya. Kim yaptın abla? Kim yapmış o? Boşlar. Onu söylemiyordum. İlk defa bak bu senin içinde. Bak nasıl video özel olarak ben düzenletirdim. Tamam. Ne Endonezya kızlar hakkında ne sevdiniz? Anladın mı? Tam söyledik işte yani. Neyi sevdiğimi söyledim. Söyledin mi? Eğlenme sebebimizi de söyledik. E sen bizi dinlememişsin ki o zaman. Allah Allah. Sen kameraya odaklanmışsın. Ya tabii ki bir anlatmadık. Karakter ya. Olarak. Karakter evet. Mesela, ne bileyim. Ya o ben dinledim o onun geçmişte hakkında. Geçmişte çok değişmeyelim de. Evet. Yani evet, geçmişe yani. Göre böyle mesela sabır mı? Mesela evet. Biraz da kişisel bir şey. Her insan bir de değil. Tabii. Çok tabii, genel evliyoruz da. Peki mesela Türk kızlarıyla evlenmeme nedeni var mı? Benim öyle bir nedenim yok. Yani benim öyle bir çalışmam olmadı da ya. Çok anladım. Askerlik derken orada gittik yurt dışına. Orada da çok böyle bir ortam olmuyor yani. Hani Türk bulacaksın da kafana göre bulacaksın, evleneceksin falan biraz sıkıntılı iş. Mesela senin hoca böyle oldu. Ben Türk kızı şu sebeplerden dolayı düşünmedim evlenmeyi yani, falan. Şimdi bizim Türk aileleri son zamanda önceden öyle değil yani. Bizim annemizin babamız evlendiği zamanda öyle değilmiş. Son zamanda böyle gerçekten direkt bir maddi gelir talebinde bulunmaya başladılar. Yani bir ev, bir araba çok kariyerli bir iş. Evet. Şu anda bütün erkeklerden bunu hemen hemen kız verirken evet. ister gibiler yani. Evet. Yani evet. demiyor ki benim kızım burada mutlu olsun ya da işte damat bey karakteri düzgün mü? Yani namazından yazdığı düzgün bir insan mı diye soran yok. Direkt işte malı olsun, şunu olsun. Yani buna baktıkları için biraz da bizim dışarı ayrılma sebebimiz de bu oldu yani. Direkt baskı yaptılar işte oğlunuzun daha mesleği tam olarak oturmamış falan. Ondan sonra zaten biz iki tarafta karşı olarak daha mesleği bitirdik yani. Türkiye'de evlenme yaşı çok yükseldi. Yani. Hatta çoğu genç de düşünmüyor yani. Şimdi, mesela 30 yaşına varmış. Düşünmüyorum ya. Ben ev araba istiyorlar. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım bunu diyor. Şimdi de öyle değil. Şimdi farklı da mı? Şimdi de var mı? Daha var mı öyle? Daha kötü. Şu devam anda yani şartlar da ağırlaştı. Herkes evet. daha fazla rahatlık istiyor. Tamam haklı. Kimse haklı hani, aslında. Şimdi, herkes olmayabilir şimdi yani. Onu çok böyle diretmenin şeyi manası yok yani. Adamda yoksa. O zaman hiç başlamayacaksın o işe. Yani o
o anda bitirecekse adam şeyse yani. Hani yani derler ya, kız 3 sebepten dolayı alınır. Zenginliğiyle, güzelliğiyle, ahlakıyla. Gelir ya da yani gidip zaten gidici evet, yani. Zenginlik gidici, güzellik gidici. Evet, aynen. Hani ahlak kalıcı. Hani birinci değil, evet biliyorum. Yani. Evet, o hadis var. Şimdi sen evleneceksin, şu kadar altın, şu kadar bilmem ne, şöyle olacak, böyle olacak. Aynen. Yani onları denklerine karşısından 40 yaşına geliyorsun. Yani. Evet doğru. Bizim için ki öyle değil. O yüzden ben... Sizinki biraz daha rahat. Farklı. Yani kimse neyse o. Yani onlar da yardımcı oluyor. Yani Türkiye de çok yardımcı oluyor iki taraf ama çoğu sorunun ana kaynağı bu. Maddiyat. Yani, maddiyat yani Türkiye'de. Çok insan o noktadan geri dönüyor ki. Tam yani. Evlenme döneminde, evlenme akşamın çok... Çok var. Çok kavramımızda yani. Olanlar var. Düğün akşamı takı yüzünden ben bizim mahallede hatırlıyorum. Hatta bizim akrabalarda gelinde damat herhalde düğün akşamı yani kılan yatlar düğün akşamı evet. Takıyor işte o sizin ülkeye geldi bize geldi o maddiyet yüzünden iki kişinin yuvası olmadı. Yani evet. Böyle bir durumda bu yuvasından ilerleyen zamanda devam ediyoruz. Evet. Bir de evlendik işte eşyaları falan aldık ama ben işte eşime gösteriyorum bunu alayım mı bana dediği cevap şu. Sen zaten yani ben bir bekar evim var zaten kuruldu bir canım vardı. Sen zaten evde koltuk var niye ikinciyi alıyorsun dedi yani. Şimdi bizim Türk kızı gelse der ki onu değiştireceksin. Öyle mi? Yani nadir o. Bak bak. Nasıl öyle mi? Sen bir dakika. Bir dakika, ben şaşırdım. Bir dakika, ben lisede evlendik. Buraya geldim. Bir tane gelinlik var. O da ben şaşırdım. Burasılar genellikle yeni gelinlik değil mi? Evet. Aslında... kiralamamadı evet. Ha, çünkü evet, sadece bir kere. Evet, burada bir kere. O kiraladığı zaman aşağılamış sayılırsın yani gelini. Evet. Ne demek o? Bizde öyle yani. Gelin kendini hiç iyi hissetmez. Aaa, öyle mi? Başkasının giydiği gelini ben nasıl giyerim? Ama şimdi şey İlk defa evleniyorum. Öyle mi? Böyle var yani. Anladım. Ben kiralayabiliyorsunuz. Öyle yaptık yani. Hmm. Alayım dedim, alma dedi. Sıkıntı yok dedi. Ne yapacağız dedi. Şu an genel olarak yani odak gerçekten noktası evet. Maddiyattan değil. Ziyade yani bizim yani geçim olayı. Evet. Hani evet. Şükür var biraz hani o var yani. Ya bir de bizim şu an değişmiş Türk geleneklerine göre bir evlendiğin zaman 10 yıl altından kalkamıyorsun zaten. Tabii. Dolayısıyla masrafları kısman gerekiyor. Ben hatta İKA'ya da söyledim mesela kiralık gelinlik olur mu falan filan. Olur dedi. Olur yani ben hiç fark etmez. Bu masrafları en aza indirip evet. Yani bunu o kişiye layık görmediğimden dolayı değil. Masrafları en aza indirip en azından hayatta biraz daha rahat bir şekilde yaşamak. Ne bileyim abi, onu harcayacağım parayı arabaya verirsin en azından altına bir bilek olur. Şimdi... Ha, mesela ablamlar annemler şiddetle karşı hayır. Çıktı böyle olur mu ya? Hayır ne o kız kesinlikle yani yeni dikilecek evet. Onun üzerine göre olmazdı. Biz diktirdik yani. Kiraladık yani ama eğer olmasaydı yani. Ama ya bu demek değil şimdi Türkiye'de çok anlayışlı insanlar evet, var. Var bu nasip, zaten... nasip meselesi yani tabii bu. Ki. Genelini söylüyorum. İkisini kıyaslamak yani. Biraz yanlış olur yani çünkü Endonezya'da çok kötü insanlar var. Doğru. Çok yani aile olarak çok şey insanlar da var. Türkiye'de var yani bu tamamen nasıl bir insan iyidir, kötüdür, Türk kızları kötüdür diye bir şey demek tabii yanlış yani. Yaşayacağım ev mesela benim evim, evlendikten sonra bizim evimiz. Ben mesela İK'ya bile söyledim abla benim şu an bekar eşyaları kullanmaya devam etsem bir sıkıntı olur mu? Yo da sıkıntı olmaz dedi yani. Ama mesela bu o kültürden biri kabul edebiliyor ama evet. Türkiye'de mesela birçok şey etmeyebilir. Bu da maddi evet. Anlamda zora sokuyor. Evet. Yani biz buradan demiyoruz ki Türk kızları şöyle de kötüdür, öyle böyle kötüdür veya böyle de böyle bir şey demiyoruz. Böyle bir kıyaslama da yapmıyoruz. Ülkenin şartları. Aynen hocamın dediği gibi her ülkede iyi ve kötü insanlar var. Kültürler arası hani bu kültür biraz daha kalıp düşünce olarak şöyledir, bu kültür biraz daha böyledir. Diyebilirsin ama evet. Genellikle kişisel bir şey yani kişiselliğe göre değişiyor. Ama Endonezya'nın kültürü aynen. Çok maddiyata dayalı bir kültür değil yani. Değil değil. Değil. Bizim biraz daha teslimiyet duygusu. Biraz daha yani. Bizim hani yaşadığımız yer Türkiye'nin 80'leri gibi yani 80, insan işe gidiyor işte çalışıyor evine geliyor işte ailesiyle biraz zaman harcıyor ne bileyim. Birbirlerine gidip muhabbet falan ediyorlar. Evet. Hani kavga gürültü yok, bağıran çağıran yok etrafta. Çalışmalarda mesela çok fazla hem çok mesela var. Eve bakıyorlar hem çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Evet aynen doğru. Yani ben bir videomda mesela bunu anlattım çok fazla eleştirildim mesela. Ben dedim ki hani böyle aynen dediğin gibi hocam 60-70 yılların böyle annelerimiz gibi böyle bir bayan evet. İstiyorum. Ama aynı zamanda hani çalışabilsin diye de. Abi beni yorumla o video 200 binden fazla izleniyor. 180 bin. Beni aşağı kadınlar ne görmüşler? Ya sen nasıl bir erkeksin? Hem ev bakacak hem çalışacak. Ya şöyle de böyle de. Bu nasıl bir ilkel adam falan. Yani ondan sonra da birçok kişi yani benim tabii sonraki videoları falan izliyor. Hani tavırları görüyor falan filan. Aa hani işte öyle
konuştuğu gibi bir değilmiş hani maç yani. Beni herhalde şey sandılar, evinin kadının çocukların anası olacaksın. Bir de gideceksin ya, dışarı çalışacaksın böyle maço tavırlı falan biri sandı. Ondan sonra tekrar aa böyle gördüm sevindim diyenler oldu ama yani ondan sırf böyle dediğinden dolayı bayağı bir gömdüler yani. Evet. Ama Endonezya insanı o açıkladığım karaktere çok uygun bir yapıya sahip. Yani ben onu anlatmak istedim aslında ama yani şimdi biz kültürleri anlatıyoruz da bunu tek kültür penceresinden bakmamak lazım. Biz mesela uluslararası evli olduğumuzdan dolayı çok iyi bir şekilde empati yapabiliyor olmamız lazım. Yani, kız gelmiş uzaklarda yaşıyor veya işte kızlar onu kendi yerine koyuyor. Ben yabancıyım mesela onun ailesinden, onun devletinden biri değil ülkesinden. Kolay değil ablacığım. Değil yani. Tamam şimdi ben son biraz zor soru. Zor soru. Ben çok merak ettim. Peki söyle, siz Endonezyalılar evlendiniz ya. Ne kurtuk olarak yani kişisel değil, kurtuk olarak ne zor mesela? En yani eski bazen söyledi ya ben Endonezyalıyım, yürümeye mesela alışamadım böyle. Yürümeye mi alışamadın? Evet. Yemeğe. Yürümek. Ha, ne yürümesi ya? Yalan. Mesela ben çok sevmiyorum zor geliyor böyle. Ya, sizin mı için ne mesela, neler en zor geliyor? Bir dakika ben ne zaman dedim yürümekte zor? Hayır. Endonezyalılar mı? Hayır. Sen ne zor geliyor mesela, sen Yunanistan'a evlendin mi ya? Ama sen kişisel değil dedin ya, o kişisel bir şey değil ya. Hayır, o gelen genellikle bak. Endonezyalılar yürümeyi sevmiyor. Evet, genellikle öyle. Endonezyalılar yürümeyi sevmiyor. Evet. Değil mi? Endonezya başına motora gidiyor. O gelenlikle. Gelenlikle. Motor. Ama biz çalışan insanlar diye biliyorduk. Ne bileyim. Tropikal ormana giriyor, bir şeyler kesiyor, taşıyor, getiriyor. Öyle değil ya. Enes ya. Öyle değil miydi ya? Allah Allah. Evet, evet. Çünkü motor var, çok var orada. Yürümeyi sevmedikleri için motor kullanıyor olabilirler. Ya motor çok yaygın. Evet. Yüzden... Ama çalışıyorlar, ben hani orada gördüm. Ama niye ben yürümeyi sevmiyor? Çünkü çok sıcak orada yüzden. Evet. Hem de buraya gelince alışamadı. Yemek biraz sıkıntılı, Endonezya yemekleri. Tadımıza uymuyor yani, damak tadımıza uymuyor. Abi bir de aynen, bak çok sıcak, bir de bir o kadar da acı atıyorlar, baharat atıyorlar, o sıcaklar sevmiyorsun yani. Yağlı yiyorlar, ben ona çalışamam. Niye yağlı derken? Yani de çok yağlı geldi bana. Evet, etli yemekleri yağlıdır. Hazır yiyecek çok yaygın normalde. Her evet, sıcaksa köşe başında bir şeyler kızarmış atıyorlar. Endonezya yemek kültürü konusunda ters. Bir de bana biraz zor gelen, yani bizim Türk aile yapısında mesela bütün bir aile bir ortamda yemek yemeyse. Evet. Bunlar da şey, yok. Yemeğini alan gidiyor bir köşede yemek yiyip şey yapıyor. Evet. Ha, evet, doğru doğru. Yemek pişirmeye uğraşma yok onlarda. Bizde mesela doğru, daha bir özen gösteriliyor değil mi? Bizde bir sofraya bir özen var. Orada işte en babasının gelmesi beklenir. Evet. Bütün çocuklar bir masa. Orada o yok. Hakikaten bir şey var. Doğru doğru. Orada o kültür yok. Aslında evet, ben bu kültür Türkiye seviyorum da öyle. Eve gelince, Endonezya'ya gelince ben bu kültür orada yapacağım hani ya, babam. Kültür hoşuna gitti mi? Evet evet. Evet. Evet çok güzel. Evet. Onun haricinde hani beni çok rahatsız eden sivrisinek öldürücü, hastalandım ben orada. Evet evet. Hadi be. Ciddi mi? Sivrisinek ısırığından mı? Sivrisinek ısırığından. Ne? Yani nereye gidiyorlar? İşte tarlaya gidiyorlar falan dedi. Tamam ben de gideyim dedim. Tamam. Şeye bindik, bota. Ben tabii böyle sahilde yürü gibi şortla işte tişörtle falan gidiyorum, terlik. İşte bunların akrabalarından bir tanesi geliyor böyle bacağıma dokunuyor. Yamuk yamuk diyor. Ben yamuk. Dedim ne yapıyor bu adam böyle yamuk mamuk falan. Ondan sonra neyse. Eve geldik, abi bir baktım bacağıma, buradan bütün açık alan hepsi yenmiş. Aradan 15 gün geçti, 2 hafta sonra ben başladım kusmaya. Kusmaya, kemikler kırılmaya başladı. Dank olmasın. Dank mı? Hastaneye gittik, hemen acile gittik. Orada kan testi yaptılar. Kanımda virüs varmış, yani hastalık yapacak seviyede değilmiş. Yani beni yormuş sadece. Yani dağ gibi adamı düşüremez demiş. Vallahi düşürdü işte yani. Allah'ım. Vallahi düşürdü yani. Yani sağlam hasta oldum orada. O yüzden gidecek arkadaşlara tavsiyedir. Sakın yani vücudunuzu dışarıda bırakacak şekilde evet, tarlaya, bahçeye, dağa, hayra çıkmayın yani. Gerginiz sanmayın ha. Yani hiç öyle Türkiye'deki gibi şey olmaz, bir şey olmaz falan yok. Anladım. Ben gidecek adamım buradan biraz ilaç götürmüştüm. Yani ne olur ne olmaz diye. Tedbirli yani. Tedbirli gitmiştim.
Onu da Enes'in videosunda izlemiştim. O giderken aşık falan oldum diyordum. Senin için ne mesela Seyhan? En zor geliyor kültür olarak. Başka söylemiş ya mesela. Kendisi sıcak olması biraz. Yani hava olarak iklim olarak biraz yoruyor. Ama mesela sizin köylerin orası çok güzel. Yani hafif dağ köyü olan yerler çok güzel. Müthiş bir havası var. Ve gerçi böyle konuşan birinin hayalinde yaşamak istediği şehir de Antalya. Yani biraz kendine çelişiyor gibi oluyorum ama yani deniz kıyısı özellikle şehir merkezleri çok sıkıntılı orada. Jakarta falan. Evet. Yani bombi bir trafik var. Evet. Nasıl? Çok kalabalık. Ama çok ilginç. Hiç kavga eden insan görmedim. Yani ciddi hiç, mi? Hiç. Orada 3,5 ay kaldım. Hani hep Jakarta'daydım. Hani Lamandağ'da, Kalimantan'da da kaldım. Yani birbiriyle tartışan, bağıran, çağıran insan hiç görmedim yani. Ya böyle bir yazılı olmayan bir kural var sanki. Kimse kimseye bağırmıyor, çağırmıyor. Yani çok böyle gerekli olmadıkça öndeki adama korna çalmıyorlar, sıkıştırmıyorlar yani. Ne kadar güzel ya. Yani çok ilginç. Yani mesela o trafik burada olacak. Her gün 10 ölü olur yani burada. Kavga dövüşten yani. Sinirli değiller ya bu kadar. Yani benim izlenimime göre de öyle. Böyle sakin, sabırlı. Sabırlı. Olabildiğince güler yüzlü, evet, yardımsever. Yani asıl olması gereken insan ilişkilerinin hala sürdüğü bir yer. Evet. Yani Endonezyalılar arasında ben devam ediyor diyebiliyorum. Yani kültürler yani arası şey değil yani. Türkler böyledir, Endonezyalılar böyledir demiyorum. Yani genel olarak orada öyle bir izlenim vardı yani. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Teşekkürler. Tamam. Sen başka soru var mı abla? Teşekkür ederim, yok canım. Arkadaşlar bizim video devam etmemiz için abone olmanız lazım. Abone olursanız biz mutlu oluruz arkadaşlar. Tamam mı? Abone olun lütfen. Arkadaşlar ben 20 tane Endonezya arkadaşlarım buluştum ya. Onlar bu eve geldik, yemek yedik, oyun oynadık. İzlemediyseniz yukarıda biz link koyduk. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm, bye bye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayınız. Thanks for your watching guys. Don't forget to subscribe for more videos.